Manşete hoş geldiniz. Sıcak görüntüler yine Venezuela'dan. Venezuela mühim bir örnek, mühim bir seçim ve seçim sonrası yaşananlar itibariyle otoriter yönetimin nereye geleceği, nereye evrileceği ve sonrasında neler yapabileceği ve sandıkla gidip gitmeyeceği. Bir takım halk olaylarını, halk hareketlenmelerini veya ayaklanmalarını nasıl tölere edeceği bu kaç kişiyi veya kaç yüz kişiyi veya kaç bin kişiyi gözden çıkarabileceği bu yönleriyle son derece önemli. Önemli bir turnu sol. İdeolojisi hiç önemli değil. Soldan veya sağdan gelmiş veya saltanat mensubu olmuş. Seçimle veya seçimsiz. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Ocak 2021'de seçim sonuçlarını kabul etmeyen Donald Trump da kongreye ahaliyi böyle sürmüştü. Hiç anlatmasın. Suçludur. Kongreyi basmıştır ve bir grup insana kongreyi bastırmıştır. O konudaki bütün literatürü okudum. Epey bir literatür okudum. Bütün çekilmiş belgeselleri seyrettim. An an herkesin gözüyle, herkesin kamerasından. Bir yönüyle Donald Trump evet grupları o zaman Amerikan Kongresi'ne sevk etti. Cesaretlendirdi, yüreklendirdi. Ve Mike Pence kendini sırtından hançerlediği için, seçim sonuçlarını kabul ettiği için Kongrede Nancy Pelosi ile yan yana açıklama yaptığı için onu da bir anda çizdi, sildi. Neyse. Hala mesela Mike Pence'e karşı bir kini vardır Donald Trump'ın. Bir biçimde onu halledecek. Ama nasıl, ne yapacak bilmiyoruz. O saklı. Yani Nancy Pelosi olan kinini saklamıyor. Ama Mike Pence'den hiç bahsetmiyor. O, onun da mutlaka bir sırası gelecek. Neyse. Kini bundan yani. 6 Ocak 2021 kongre baskını. Ama öbür taraftan da Washington polisi, çevre eyaletler neyse saatlerdir süren, saatlerce gelen bir kongre baskınını seyretti. Kimse anlatmasın bana. Yani orada bir avuç polis de falan, polislerin hatıralarını falan da dinledim. Hepsini okudum yani. O bir avuç polis saatlerce bir gruba karşı koymaya çalışıyor. Grup dediğinde bin kişi, iki bin kişi daha fazla değil. Daha fazla değil yani neyse. Yani birileri oraya yönl yönlendirdiği insanları birileri de seyretti veya Kongre'ye girmesine bir biçimde önlem almayarak izin verdi. Hani bu Trump'a suikast girişimi de bu çerçevede değerlendirilebilir. Yani kapakları açarsanız, güvenlik önlemlerini azaltırsanız birileri oradan geçer ve başkan adayına, eski başkana kurşun atabilir. Şimdi dönelim Venezuela'ya. Venezuela'da bu konular çok daha açıktan yürüyor. Yani en solda bakın sandık kaçırıyorlar. Sandıklara müdahale ediliyor, ediliyor. Tamamen kapattılar online sistemleri. Açıkken muhalefet yakaladı bir şeyler ve onunla seçimi farklı kazandığını falan ortaya koydu. Hemen Maduro cephesi bütün bütün yönetimi ele geçirdiği için zaten seçim komisyonu, anayasa mahkemesi neyse. Hemen Maduro yönetimi kendi zaferini ilan etti. Apar topar. Ortada ki Madurodan önceki bu rejimin inşa eden isimlerden Hugo Chavez'in heykeli yıkılırken görülüyor. Ortadaki görüntü o. Serde de Maduro'nun resmi parçalanırken görülüyor. Afişleri parçalanırken görülüyor. Ama muazzam bir pişkinlikle şu anda bu konu götürülmeye çalışılıyor. Ee, Güney Amerika e, ülkeleri, Arjantin, Şili, Kosta Rika gibi, Peru, Panama gibi, Uruguay gibi diplomatik ilişkilerini yani seçimi tanımama kararı almışlar. Venezuela'da ben de sizinle diplomatik ilişkimi kesiyorum demiş filan. Hiç şeffaf götürülmeyen bir süreç. İşte burada da Maduro. Yani görüntüleri seyrettim bakın yüzünden düşen bin parça. Yani seçimi kazandığı ilan ediliyor yüzde elli birle. Fakat mutsuz. Niye? Çünkü bir oldu bittiye getirdiğinin farkında yani. Ki bu konuda Venezuela'daki gelişmeleri çok iyi veren ki geriye doğru tweetlerini de okuyun mutlaka. İmdat Öner paylaşmış. Seçim Kurulu seçim sonucuna dair en ufak detay paylaşmadı. Resmi internet sitesine ulaşılamıyor. İnsanlar ellerindeki tutanakları resmi sonuçlarla karşılaştıramıyor. Durum bu haldeyken alelacele törenle başkanlık bugün Maduro'ya verildi. Maduro 2031'e kadar ülkenin başında demiş. Evet. 6 yıl, 7 yıl böyle bu bir oldu bittiyle işi götürecek. Gündemdeki en sıcak konu Erdoğan'ın 28'inde Rize'de e, kapalı il teşkilatı toplantısında yaptığı konuşma. Esasen toplantı kapalıyken bir biçimde Erdoğan irticalen ya da spondan dediğimiz promptırsız metne bakmadan konuşmaya başladı. Bu konuşma da 6-7 dakika sürdü ve bu da TRT Haber gibi bir iki mecrada yayınlandı. Erdoğan'ın kendi hesaplarında yok. TRT Haber aracılığıyla yayıldı bu konuşma. E, i̇şte bu işte konuşma görüyorsunuz kapalı bir toplantı ...il teşkilatı toplantısı... ...toplasanız hani 40-50 kişi ya var ya yok... ...bunlara Erdoğan konuşacaktı... E, ...ve bu konuşma... ...basına açık olmayacaktı... ...fakat Erdoğan aldı eline mikrofonu... ...konuştu, konuşurken de bu... ...açıldı... ...yani halka açıldı, kamuoyuna açıldı... ...ve canlı yayınlandı. ...görüldüğü gibi ne önünde bir not var... ...ne de karşısında prompter var... ...ve ondan dolayı da bu lafları etti... ...bir sürü pot kırdı... ...yani... Karabağ'a girdiğimiz gibi İsrail'e de gireriz dedi. İsrail işgal etmekten bahsetti. Öyle olunca da İsrail sen kendini ne zannediyorsun dedi. İşte Saddam'ın sonunu hatırla. Herkes İsrail'in yaptığı çıkışa küstah çıkış diyor ama Erdoğan daha geri değil ki. Ülk, yani ben seni işgal edeceğim diyor İsrail'e. Ne, ne demesini beklersiniz buyur gelme diye diyecek. O da benzer bir tonda cevap verecek. yani neyse. Karabağ'a nasıl girdiysek İsrail'e de öyle gireriz dedi. Bu arada yani Karabağ'da bir yanda Azerbaycan'ı Aliyev'i de gömmüş oldu. Halbuki öteden beri Türkiye'nin tezi, Azerbaycan'ın tezi Karabağ Azerbaycan'ın kendi imkanlarıyla Karabağ'ı zapt ettiği üzerineydi. Hatta o günlerde Türkiye buna destek veriyor. Türkiye, Türkiye'nin desteğiyle girdi. Türkiye olması olmazdı falan gibi lafları da Ankara savuşturdu. Ama gel gör ki bu promptersız, metinsiz yapılan açıklamada şey, tabii yeniden refaha da bindirdi. Sayemizde birkaç milletvekili seçtirdik. Şu yaptığınıza bak falan demeye getirdi. Bir tane yeni yeniden refah partili milletvekiline kafadan sakat dedi filan. Bir sürü şey yani. Yeniden refaha da bir şeyi var. Kini var. Bunu saklamıyor. Yani Erdoğan e, çıktığında, metinden çıktığında içindekini döküyor. Bir yönüyle iyi oluyor. Bir yönüyle de içindeki vahşeti gösteriyor ve kini gösteriyor. Yani yeniden refah nasıl kini olduğunu görüyorsunuz yani. O arada Dışişleri Bakanlığı paylaşmış açık kaynak. Bakan yardımcımız Azerbaycan Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti. Yeni 29'unda yani dün Erdoğan 28'inde konuştu. Karabağ nasıl girdiysek işsale de öyle gireriz diye. Hemen bir gün sonra Azerbaycan Büyükelçisi geldi ve bir de diyor ki dışları açıklamasında görüşmede Azerbaycan'la mükemmel seviyedeki ilişkilerimiz filan. Geçeceğim bunu yani. Azerbaycan bir dakika dedi. Yani Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili de eş zamanlı olarak e, bunu eleştirdi Erdoğan'ın laflarını. Karabağ'a nasıl girdiysek e, İsrail'e de öyle gireriz sözlerini. E, ve işte dedi ki yani işte bu e, e, az, şeyin Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilisi bu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüyle ilgili bir mesele. Hiçbir devletin katkısı olmamıştır silahlı kuvvetleri askeri falan katılmamıştır 44 gün sürdü ve işte Türkiye filan gibi ülkeler çevre ülkeler siyasi destek verdiler bize e, mücadelemizde falan hatta işte bizim devlet başkanımız da onlara bu siyasi desteklerden dolayı teşekkür etti filan görüyor musun abi? hemen Azerbaycan elçisini göndermiş dış ne oluyoruz diye yani sen İsrail'e gireriz dedin Azerbaycan karıştı yani bir de böyle tipler var İktidarın araştırmacısı bu. İhsan Aktaş. Genel araştırma galiba. Bir, bir tanesi vardı. Bundan önceki Mustafa bilmem kim. O vekil oldu. Genel başkan yardımcısı oldu. Şimdi bu da araştırma şeyinde birlikte götürüyorlar. Her neyse. İsrailler kabus görür mü falan diyerek böyle. Bu tür şeyler çok yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş tablolar çok dolaşıma sokuldu. Böyle bir şey paylaşmış İhsan Aktaş. Kim? Genel araştırma sahibi AKP iktidarında devletten 57 ihale almış. İhalelerin tutarı 21 milyon 342 bin TL. Yani her şeyi yapar. Yani bu yalakalık az bile aldığı ihalenin yanında. Neyse dönelim. Yani Ahmet Davutoğlu da bir tweet atmış. Sayın Cumhurbaşkanım diye başlıyor. Gazze'de yaşanan soykırım karşısında insanlık onurunun sesinin meclisten duyulması insanlığa olan borcumuzdur. Ya adamın insanların ölmesi Gazze'deki soykırım falan umurunda değil ki. Değil yani. Sen istediğin kadar böyle seslen. Bu tür insanlar, bu tür otokratlar işte Venezuela'da Maduro onunla başladık. Trump, Erdoğan, insan onuru falan yoktur bunlarda yani. İnsanların ölmesi yoktur. İktidarlarının devamı esastır. Kan gözyaşı üzerine devam edeceksin. Onun üzerine devam etsin. Hiç önemli değil. Oradaki Filistinlileri de Gazzelileri herkesi de gözden çıkarır bir çırpıda kendi iktidarı için. Çıkardı da zaten. Ayrıca Erdoğan'ın geriye doğru tüm iktidarında başbakanken cumhurbaşkanı iken İsrail'le yani İsrail'in ramına bir şey yapmadı. Bir tane örnek gösteremezsiniz. Ben Ankara'da muhabirdim. Refah Partisi'ni takip ediyorum. Yani Erbakan Hoca da öyleydi. Siyonizm diye diye iktidara geldi Refah Yol iktidarı. 1996-97. Refah Partisi muhabiriyim, başbakanlık muhabiriyim. Hemen o yaz İsrail'le iki önemli savunma anlaşması imzaladı. Bunu da haber yaptık diye bir sürü hışma uğradık o zaman. Yani anlatabiliyor muyum? Böyledir yani. Ya yapmasın mı? Yapsın elbette. Ama bir tarafta şeytanlaştırırken bir tarafta böyle bir nefret objesi olarak falan filan üzerinde tepinirken soykırımcı diyorsun öbür tarafta gemiler çalışmaya devam ediyor. Katliamcı diyorsun zalim diyorsun katil diyorsun. Kürecik radar üstünü tutuyorsun oradan isti, e, İsrail istihbarat akıyor. İncirlikten kalkan Amerikan uçakları İsrail'e destek veriyor lojistik her türlü. Yani ticaret kesmemişsin petrol ticaretini kesmemişsin. Sonra Davutoğlu devam ediyor. Diyor ki Sayın diyor Mahmud Abbas diyor sizin davetinize hayır demiş olabilir. Ama diyor soykırımcı İsrail'e karşı... ...işte direnişin temsilcisi... ...Gazze'nin seçilmiş lideri Haniye'yi... ...yani Hamas lideri... ...onu davet et diyor. Ben diyor kendiyle görüştüm. Haniye ile. açıklıyor böyle bir şeye. Davet edersen gelecek. Adamın öyle bir niyeti yok ki Erdoğan'ın. Yani Erdoğan'ın soykırımcı İsrail ona geri adım attırmak, Gazze'deki Filistinlilerle Filistinlilere ne bileyim rahatlatmak falan böyle bir derdi yok ki. O tamamen kendi siyasal çıkarlarına bakıyor yani. Biz de anlatıyoruz. Öbür tarafta dönelim. Bir muhalefetten diğer muhalefete geçelim. Davutoğlu'ndan Özgür Özel'e. Pek farkı yok şu ara zaten. 15 Temmuz bal gibi darbe. Eee İkinci gün sabahta birinci sayfadan girdi Yavuz Donat'la söyleşisinin ikinci bölümü devam ediyor 15 Temmuz söylemini de bu şekilde kullanıyor hatta buna tiyatro diyenin buna diyor tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır diyor yani 15 Temmuz'u kritik edenleri de edenlere de hakaret ediyor yani o yönüyle de halt ediyor ayrı bir konu fakat şeye bakın şimdi sokak başıboş hayvanlarla ilgili yasa geçti ona bakacağız birazdan. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen, Özgür Özel'in attığı tweet. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen hayvanların yaşam hakkını ihlal eden yasayı en kısa sürede anayasa mahkemesine taşıyacağız. Orada bitireceğiz bu işi diyor. Sonra da bana diyorsunuz ki neden CHP'ye çok fazla yükleniyorsun? Eleştirme yani onlar da kendilerine göre bir iş tutmaya çalışıyorlar. Çok zor Türkiye'de muhalefet olmak. Evet evet çok zor. Bak şimdi CHP Anayasa Mahkemesi'nde soru, soru çalacak. Yani eleştirerek hata yaptım. Yani Aklıma gelmeliydi bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceği CHP'nin. Ve orada sonuç alabileceği. Geri alıyorum eleştirilerimi. Anayasa Mahkemesi sürecini etkin bir şekilde takip edeceğiz. Orada arada... Arzu Çerkezoğlu. Diskin Başkanı. Bugün Özgür Özel'i ziyaret etmiş CHP Genel Merkezi'nde. Birlikte görüş teatisinde bulunmuşlar. Kim Arzu Çerkezoğlu biliyor musunuz? 1 Mayıs'ın iki kahramanından biri. Bir kahramanı Özgür Özel CHP'ydi. O konuya girmeyeceğim bugün eleştirmeyeyim. ama diğer kahramanı da Taksim Meydanı'ndaki Arzu Çerkezoğlu'ydu. Yani disk genel başkanıydı. Onlar gittiler Taksim Meydanı'nda çelenk koydular ve döndüler. Oraya gelen veya gelmek üzere olan yola çıkmış, her şeyi gözü olarak yola, yola, çıkmış gruplara maksat hasıl oldu hadi herkes evine dediler. Ve disk Arzu Çerkezoğlu bu açıklamayı yaparken az ötede Saraçhane'de CHP lideri Özgür Özel'den daha bağımsız hareket etmiyordu. Birlikte hareket ediyorlardı. Maksat hasıl oldu dönebilirsiniz dediler ve gelen grupların hevesi kursağında döndüler. Bir bölümü de gözaltına alındı biliyorsunuz. Bugün bir araya gelmişler. 1 Mayıs'ı değerlendirdiler mi değerlendirmediler mi bilmiyorum. Ama 1 Mayıs'ta her şey gözümüzün önünde oldu zaten. Ana gündem bu. Yani kim ne derse desin. Ee, ülkenin en can alıcı gündemi. Pahalılık, hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi, yabancı yatırımın gelmemesi, olanın da gitmesi. Dilimizde tüy bitti. Türkiye hiçbir ambargo altında değil, hiçbir boykot yok, hiçbir kısıtlama yok, savaş yok, hiçbir şey yok. Buna rağmen hatta bir takım boykot veya da kısıtlamalardan da muaf tutuluyor. Mesela Batı dünyası Rusya'ya boykot uygularken hemen her alanda Türkiye Rusya gazını da alıyor, her türlü ticarette, turizmde her şey serbest. Bir takım boykot ve kısıtlamaların da üzerinden atlıyor. İran öyle, başka yerler öyle. Buna rağmen Türkiye dünyadaki üçüncü enflasyona sahip, en yüksek üçüncü enflasyon, Arjantin ve Suriye'den sonra. Yani ondan dolayı bir numaralı sorun bu. Ve halkın dün ekran'a getirdim yüzde 81'i ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor ve AKP, MHP şeylerine baktığınızda, seçmenine baktığınızda onlardan da 3'te 2'si AKP seçmeninin %63'ü, MHP seçmeninin %67'si ekonomi kötü yönetiliyor diyor. Yani ekonomi yönetimine kırmızı kart göstermiş durumdalar. İşte Türk İş son dönemde biraz sesi çıkmaya başladı. Açlık sınırının 19234, özellikle 20.000'in 20 altında tutuyorlar herhalde. Yoksulluk sınırının sınırını ise 62.000 küsür olarak açıklamış. Asgari ücret bu arada 17.000. Emekliler emekli maaşı da taban maaş 12.500'e çıkarıldı. Yani sadece bunlar değil. E, e, kamuda işçi maaşı ortalamada 41.000-42.000 bin, bin dolaylarında. E, ortalama memur maaşı da 44.000-45.000 bin, bin dolaylarında. Ortalama emekli sandığı emeklisi aylığı da 18.000-19.000 bin, bin dolayında. Evet. Yani bütün bu verilerle hepsi yoksul. Onu söylemeye çalışıyorum. Cennete çağrı ...manşetiyle çıkmış bugün... Ee, ...Evrensel Gazetesi, Hakkı Özdal paylaşıyor. Ülke vergi vermeyen şirketlerle... ...çalkanırken, uluslararası... ...doğrudan yatırım stratejisi Erdoğan'ın... ...imzasıyla açıklandı. Yabancı sermayeye, vergi teşvikinden... ...hazine arazisi ve göl tahsisine kadar... ...çok sayıda imtiyaz var. Vodafone, boş gibi küresel tekerler... ...zaten hiç vergi ödemiyor... ...demiş. Evet. Cennete çağrı. Yani esasen... ...bu cennete çağrı meselesi cennet adalar vardır. Yani böyle bir takım uluslararası sularda okyanusun ortasında falan bir takım adalar. Bu adalar vergi cenneti adalardır. Bu bu adalarda bankalar vardır. Offshore hesapları vardır. Neyse buralara parayı götürür aklarsın. Vergi denetiminden, her türlü şeyden falan uzaktır. Büyük şirketler de yaparlar bunu. Büyük şirketler de yaparlar. Yaptılar, yapıyorlar. Çok büyük e, tröstler falan onlardan bahsediyorum. Hatta Apple'ın Steve Jobs'un sağlığında bununla ilgili bir davası vardı yani. Sonra davayı kaybetti veya bir şekilde yönetimle sulh oldu. Yani Apple'ı Apple'ı Apple çökertebilecek bir şeydi bu o zaman. Steve Jobs'un sağlığında fakat Apple'ın çökmesi veya çökertilmesi kimsenin işine gelmeyeceği için bir şekilde sulh oldular öyle diyeyim. İşte evrensel bunu artık diyor bu Buna gerek kalmadı. Türkiye böyle bir şey diyor. Uluslararası yatırımcılar için karlı ve güvenli bir liman. Yani tekellerin 2023'te ödediği vergi oranını getirmiş. Oyak Renault %4. Toyota 0.95. Vodafone 0 vergi ödemiş. Ford Otosan 0.15. Bosch 0. Evet. Evrensel'in bugün manşet dosyasıydı. Bana göre günün en iyi manşeti buydu. Şimdi bakın. Şeyman Subaşı olayı fenomenler takip altında 550 bin liralık gizli reklam cezası. Bu şey Subaşı başı zannediyorum Acun, Ilıca, Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı'yla bir evliliği oldu. Sonra boşandılar. Çocukları var mı yok mu bilmiyorum. Fakat o dönem paylaştığı fotoğraflarla sosyal medya fenomeni oldu. Sonra da Acun Ilıcalı'yla ilişkisi bitse dahi ...o sosyal medya fenomenliği devam etti. Sosyal medya fenomenleri de bilirsiniz... ...paylaştıklarıyla, videolarla... ...fotoğraflarla veya ürün tanıtımıyla... ...neyse para kazanırlar. E, yüksek takipçili ...hesaplardır bunlar falan. Bilirsiniz bu işleri. Ve bu e, belli bir şeyde yürür. Yani reklam ilişkisi veya... ...işbirliği modelleri... ...denetim altındadır, vergi takibi vardır... ...ama bazen de böyle... ...kayıp kaçak olabiliyor. Yani... E, tam olarak yüzde etkin de takip edilemeyebilir. Şimdi bu, bunu neden mevzu ettim? Sabah gazetesinde bu haber olmuş. Günaydın Ekin'de daha doğrusu. Diyor ki, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı Instagram'da gizli reklam yaparken yakalandı. Ticaret Bakanlığı incelemesinde Subaşı'nın tekstilden mücevhere kadar birçok markanın tanıtımını yaptığı ancak reklam olduğunu teş belirtmediği tespit edildi. E, 550, bin, 550 bin de para cezası kesildi. Şimdi sen devlet Şeyma Subaşını Instagram hesabını takip ediyorsun. Bir takım şüpheli paylaşımlar ya da reklam kokan paylaşımlar hissediyorsun ve diyorsun ki sen burada gizli reklam yapıyorsun, reklam yapıyorsun. Buradan para kazanıyorsun ve bunu da bize bildirmiyorsun. Tamamen şüpheli bir işlem. İspat etmesi zor ama neticede devlet kafaya takıyor bunu. Bakanlık inceliyor ve burada diyor birçok markanın tanıtımı olduğuna göre reklam vardır ve bu da belirtilmemiştir diyor. Başka türlü de olamaz diyor ve ceza kesiyor. Şimdi bir medya, sosyal medya fenomenini bu şekilde takip eden sistem öteki tarafta devasa şirketlere gel geç demiş. Son 3 yıl vergi matrahları ortaya çıktı. Sıfır, 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 sıfır. Yani orada kayıp kaçak yok. Şimdi Maliye Bakanlığı açıklama yapmış. "Efendim inceliyoruz, bakacağız falan filan." Yalanlamıyor, doğrudur diyor. Koca koca şirketlerin mühim bir bölümü beşli çete ve işte iktidara yakın şirketler. Yalandır demiyor, yanlıştır demiyor. "Aa" diyor bu konuyla ilgili derhal araştırma başlattık. Veya işte soruşturma başlattık. Müfettiş görevlendirdik. Metin Akbınar'ın Deve Kuşu Kabare yılları 80'li yıllarda bir oyununda öyle bir lafı vardı. Ben de hıyarım ya yuttum. Şimdi Metropol Araştırma'dan bir başka e, a, veri önümüze düştü bugün. Mehmet Şimşek'i beğeniyor musunuz? Beğeni düzeyi. Yüzde 60 beğenmiyorum demiş. Yüzde 15 de tanımıyorum demiş. Ayrı bir konu. Fakat burada gene nereye bakacağız? AKP ve MHP seçmenine bakacağız. Yani oyunu AKP veya MHP lehine kullanmış, AKP ve MHP'ye oy vermiş seçmen ne düşünüyor? AKP seçmeninin 40'ı, %40'ı, MHP seçmeninin %51'i beğenmiyorum demiş. AKP ve MHP'nin seçmenlerinin beğeni oranı %26. Yani her 4 AKP-MHP seçmeninden biri Mehmet Şimşek'i beğeniyor. Üçü de ya beğenmiyor ya tanımıyor ya bir fikri yok. Evet. Ekonomi yönetimine kırmızı kart derken biraz da bundan. Kaçıncı örnek? Boğaziçi Üniversitesi araştırma izni vermediği için Ethem Eldem son akademisyen Türkiye'yi terk eden emekli oluyor ve ABD'den aldığı teklifle Türkiye'den gidiyor. En azından tatillerde Türkiye'ye gelip eşiyle dostuyla Hasret giderebilir böyle bir imkanı var ama bu imkanı olmayan binlerce insan Türkiye'nin dışında şu anda. Son örnek. Şimdi dönelim sokak köpe köpekleriyle ilgili düzenlemeye. Gırgır gır güzel bir karikatürle çıkmış. İnsanlığın ruhuna Fatiha. Evet insanlık ruhuna Fatiha. Öyle düzenleme çok net yani... ...esasen düzenlemede bu, bu köpekler katledilir demiyor. Ya da sahipsiz köpekleri katledeceğiz demiyor. Bu kadar açık bir hüküm yok. Ama buna, bunu demeye getirmişler. Beşinci madde. Tümüyle yasalaştı. Virgülüne bile dokunmadan geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sabah, sabaha doğru. AKP'liler de işte hatıra fotoğrafı çektirmişler genel kurulda. Ne, neyin hatırasıysa. Katliamın demesinin nedeni şu. Tartışmalı beşinci maddede... ...köpekler bakım evine alınacak diyor. Ama yani 4-5 milyon sahipsiz köpek varsa... Yani siz bunun en fazla 100-150 binine bakım evine alabilirsiniz. Yani demek ki bu sahipsiz köpekleri bakım evine alamayacağınız manasına geliyor. Yeterli bakım evi yok. İnsan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil ediyorlarsa, davranışları kontrol edilemiyorsa ya da sahiplenilmesi yasaksa, bunlar diyor veteriner e, hizmetleriyle ilgili, ilgili kanuna göre diyor muamele edilir. O, orada da diyor ki C bendinde, Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için te tehlike teşkil eden olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda yani kontrolden çıkarsa durum veteriner hekim tarafından öldürülebilir. Ötenazi kelimesini kullanmak bile istemiyorum. Orada öyle yazıyor ama yani ötenazi o değil. Uyutulma da değil. Uyutulma başka bir şey. Ne uyutulma ne ötenazi. Öldürülme yani. Yani diyor ki kontrolden çıkan bir vakaysa, durum kontrolden çıkmışsa ve insan sağlığı içinde tehlike arz ediyorsa veteriner kontrolünde öldüreceğiz. Evet. Durum bu ve iş buraya gidiyor. Onun için de zaten katliam deniyor buna ve katliamdır. Dün paylaşmıştım zannediyorum bizim bu yayında paylaşımımızla da herkesin farkına vardığı bir konu. Özer Sencar biraz daha detay paylaşmış Metropol Araştırma'nın başkanı. Son 4 ayda diyor AKP CHP'nin ham oylarındaki değişim diyor. 3 Kasım 2002'den bu tarafa AKP oylarındaki en düşük oran. Yani Temmuz'a bakın AKP Temmuz oranı ham oy yani kararsızlar dağıtılmadan %18. CHP'de 23,5. Yani CHP 23,5 kemik oyunu koruyor kararsızlar dağıtılmadan. Ama kararsızlar dağıtılmadan net oyu AKP'nin 18,1 tarihinin en düşük oyu diyor Özer Sencar. Durum bu böyle olduğu için de zaten Erdoğan ne yapacağını bilmiyor sağa sola sataşma halinde. Ben onu şöyle özetliyorum. Yani tepetaklak düşüyor. Tepetaklak düşerken bunu da bir türlü önleyemiyor. Önleyemediği gibi içeride ve dışarıda eski desteği yok. Bakın İsrail'e girelim dedi. Bir tane gazetede haberini görmedim. Manşetlerden falan bunun konuşulması, tartışılması falan gerekirdi normalde. Hiç kimse kale bile almadı. İçeride ve dışarıda eski yok. İçeride de büyük bir gürültü kopardığı falan yok. İşte ancak kendi yandaşları. Arkasını toplayamayacakları için laf son derece açıktı. Ondan dolayı da destek yarışına girdiler. Yapay zeka yardımıyla falan veya bot hesaplar yardımıyla falan. Dalaşacak yer arıyor. Dalacak yer arıyor. Ne bileyim ee, krize ihtiyaç duyuyor. Sürekli kıvılcım çakıyor ama tutuşturamıyor bir türlü. Böyle bir durum. Her geçen günde zemin kaybediyor. Çırpındıkça da batıyor. Muhalefetse durduğu yerde yükseliyor. Bak CHP hiçbir şey yapmadığı halde oylarını koruyor, hatta yükseliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Durum bu. E, dolayısıyla bu e, kararsızlar dağıtılmadan ki oyları ben çok önemsiyorum. Özel sencer hatırlayacaktır. Metropol araştırma ilk yıllarda e, kararsızları hiç dağıtmazdı ve bunun e, anket kamuoyu araştırma çektiğine yanlış olduğunu veya kendi kendisinin bu düşünceye karşı olduğunu düşünürdü. Fakat sonraki dönemde, son yıllarda bu modaya uymak durumunda kaldı ve kararsızları dağıtmaya başladı. Ama kararsızların orantısal Ne ben önemserim. Net oy, çıplak oy önemlidir. İşte çıplak oy da orada. Bundan dolayı da zaten ne oluyorsa oluyor ve Erdoğan bir yönüyle de ee, bu durumu toparlama derdinde toparlarken de yalpalıyor, yalpaladıkça saçmalıyor, saçmaladıkça da üstü başı batıyor. Durum bu. Diyor ve bir manşeti daha noktalıyorum. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla.